Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bullet journal yani planlayıcı videosuyla karşınızdayım. Ve yine Haziran ayı gelmeden ben maalesef bu videoyu sizinle paylaşamadım. Ama Mayıs ayında videoyu hiç çekememiştim. Dedim ki Mayıs ayında bir hafta bile geciksem mutlaka bu videoyu paylaşacağım. Kendi kendime böyle bir söz vermiştim. Ve Haziran'ın ikinci gününde maalesef dediğim gibi Mayıs ayının sonunda yetiştirmeyi planlıyordum ama yapamadım. Haziran'ın ikinci gününde videoyu sizlere sunuyorum. Ben bullet journal videolarını çekerken çok keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu yüzden dediğim gibi yani hani geç de olsa bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Maalesef çok yoğun bir dönemden geçiyorum ben. Böyle kafamda o kadar çok fikir, sizlere göstermek istediğim o kadar çok şey, kendin yap projesi var ki ama maalesef bunlara zaman bulamıyorum. Zaman bir türlü yetiştiremiyorum. Buna tabii ki İpek'in de etkisi var. Ama şu anda bir geçiş dönemindeyim. Çok kısa bir süre içinde umarım istediğim düzene ulaşmış olacağım ve sizlere daha sık kendi yap fikirleri sunmaya başlayacağım. Peki gelelim Haziran ayına. Haziran ayında Instagram'dan sizlere bir soru sordum. Haziran deyince aklınıza ne geliyor diye. Tabii çoğunuzun aklına deniz, kum, güneş geldiği için cevaplar da bu yöndeydi. Ben de yine hani bullet journal'larda çok zorlamıyorum fikirleri, biliyorsunuz. Dedim ki çok zorlamaya gerek yok. İlk aklımıza gelen şey olan deniz temasını işleyelim istedim. Ama tabii deniz çok geniş bir kavram. Yani böyle deniz canlıları olabilir. Şimdi yengeçten, balıktan, deniz anasından, deniz atından tutun da işte deniz bitkilerine, gemiler, ne bileyim yani hani çok geniş bir kavram. O yüzden ben birazcık daha bunu böyle dar tuttum. Ve 3 tane ana ortak tema belirledim kendime. Bunlardan bir tanesi şişenin içindeki mesajdı. Diğeri balıklar, bir diğeri de dalgalardı. Tüm sayfalarda bu 3 temayı kullanmaya çalıştım. Kapak sayfamda Haziran ayını bir şişenin içindeymiş gibi dursun istediğim yazısı ve onu bu şekilde yaptım. Ve etrafını da tamamen balık figürleriyle doldurdum. İlk aşamada balıklarımı renklendirmeyi düşünmüyordum. Ama ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Sayfa bana çok renksiz geldi. O yüzden de ilerleyen dakikalarda göreceksiniz dediğim gibi bu sayfayı daha sonra renklendirmeye karar verdim. Hemen bir sonraki sayfayı biliyorsunuz ben genelde böyle o ayın teması ile ilgili bir söze ayırıyorum. Şu denizin sesini biraz daha açsak diye böyle internetten bulduğum bir sözle doldurdum. Bu kez bu ay çok az el yazısı kullandım ve burada da böyle farklı fontlara yer vererek biraz daha yazının hareketli görünmesini sağladım. İlk başta planladığım şey kendime bir renk teması oluşturmaktı. Dedim ki bu ay sadece maviyi kullanayım ama sonra içim yine rahat etmedi. Ve hani şu iki sayfada maviyi görüyorsunuz ama daha sonraki sayfalarda mutlaka renk kullanmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi yani ben sanırım o renk temasını yapamıyorum. Mutlaka böyle bir renk gerekiyor benim estetik anlayışım için. Evet, biliyorsunuz bir sonraki sayfamız bizim takvime ayırdığımız sayfa. Yine 6'ya 6 kareler ölçüsünde takvimimi çizdim ve sayfanın altını tamamen dalgalarla doldurdum. Bu dalgaları çizmenin tabii birçok farklı yolu var ama ben böyle birazcık daha böyle rastgele dursun istedim ve hani çizdiğim tüm dalgaları belli bir kurala bağlı kalmadan kafama göre çizdim. Ama dediğim gibi yani dalga çizmenin birçok yolu var. Pinterest'te birazcık aratırsanız birçok farklı dalga şeklini göreceksiniz. Hemen yanda kalan boşluğu etkinlikler için kullanıyorum ben genelde ve bunu da yine bir şişe şeklinde yapmaya karar verdim. Şişenin içini etkinlikler sayfası olarak kullanmaya karar verdim. Bu ay kullandığım yazı fontu bu görmüş olduğunuz font. Tüm sayfalarda bunu kullandım. Normalde el yazısı kullanıyorum. Kaligrafi yöntemiyle biliyorsunuz. Ama bu ay hiç el yazısı kullanmadım diyebilirim. Hep bu fontu kullandım. Ve orada kalan boşlukları da genelde mavi renkle boyadım. Böylece birazcık daha sayfaların uyumlu olmasına özen gösterdim. Sayıları normal bir şekilde yazdım. Çok dedim burada bir atraksiyona gerek yok. Dümdüz yazalım. Zaten sayfa yeterince hareketli. Tabii üst kısım birazcık boş kaldı. Oraya da böyle küçük balık silüetleri çizip birkaç küçük de böyle su kabarcığı, hava kabarcığı, su kabarcığı nedir? Hava kabarcığı çizerek sayfanın biraz daha dolu görünmesini sağladım. Tabi burada ben balık silüetleri tercih ettim ama isterseniz kapak sayfasında kullandığım o çeşitli balık figürlerinden de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, bir sonraki sayfamız bizim alışkanlıklar ve mod sayfamız. Normalde alışkanlıkları ben işte 9 tane alışkanlık çeşidim var ve bunun için 9 tane takvim çiziyordum. Bu gerçekten çok zaman alıcı bir şey. Aslında AliExpress'ten bunun için bir damga sipariş ettim ama maalesef gelmedi. O yüzden ben de bu ay böyle farklı bir alışkanlık tablosu hazırlamaya karar verdim. Ve başlığımı yazarken de birkaç kez sildim. İlk başta kurşun kalemle yazdığımda ortalamama yardımcı oluyor. Çünkü direkt pilot kalemle yazmaya başladığımda sayfanın kenarındaki boşlukları çok orantılayamıyorum. O yüzden önce mutlaka kurşun kalemle yazıp kenarlarda eşit miktarda boşluk kaldığından emin oluyorum. Dediğim gibi orada çizdiğim kısımları maviye boyadım ve birazcık da gri kalemimle tüm harflerin sağ tarafına gölge yaparak biraz daha boyut kazandırmaya çalıştım. Bu sayfada kalan boşlukları da yine balık figürleriyle tamamlamaya karar verdim. Yine kapak sayfasında kullandığım balık figürlerini kullanıyorum. Ama burada önemli olan şey tüm balıkların her tarafı görünmüyor. Böyle balıkların bazıları yarım sayfaya sığmamış gibi görünüyor. Ben böyle çizmeyi çok seviyorum. Bence sayfaya daha güzel bir boyut kazandırıyor. Ve işte bu noktada işte balıklar bana çok renksiz geliyor ve renklendirmeye karar veriyorum. İşte önce elime sarı kalem aldım ve birkaç balığın hepsinin farklı noktalarını sarıya boyadım. İşte sonra elime atıyorum moru aldım. Hepsinin farklı bir noktasını mora boyadım falan. Ve sonrasında bir baktım rengarenk çok güzel balıklar elde etmişim. Burada tabii ki yine bir renk temasına bağlı kalabilirsiniz. Yani 2-3 tane renk belirleyin kendinize. Atıyorum ben kırmızı mavi temasından çıkmak istemiyorum diyorsanız hep o renklerde boyayabilirsiniz balıkları. Çünkü genelde deniz teması deyince aklımıza gelen renkler beyaz, lacivert, mavi, kırmızıdır. Hani siz böyle bir dediğim gibi temada yapabilirsiniz. Bir sonraki sayfa bizim bugün hangi moddasın sayfamız. Ben bunun için kocaman bir balık çizdim. Ve balığın pullarını da o ayın sayısına, gün sayısına göre numaralandırdım. Ve o gün hangi modda hissediyorsam, kendimi nasıl hissediyorsam o balığın pulunu o renkte boyuyorum. Boyamak için de aşağıya bir kartela çizdim. Onları da renklendirdim. O bana bir yol gösteriyor ve ben ona göre o gün hangi modda nasıl hissediyorsam kendimi o renkte balığın pulunu boyuyorum. Burada harflerin boşluk olan kısımlarını maviyle boyamıştım. Daha sonra boya birazcık kuruyunca birazcık daha harflerin yarısını boyadım. Böyle birazcık daha harfler ombreli bir görüntüye sahip oldu. O da aklınızda bulunsun. Siz de kullanabilirsiniz. Hemen burada ilk kapak sayfasına dönüyorum ve dediğim gibi daha sonra burayı da boyamaya karar verdim. Ve tüm balıklarımı renklendiriyorum. Bence renkli çok daha güzel oldu. Belki bu kadar çok fazla renk kullanmayabilirdim. Dediğim gibi belki birkaç farklı renk belirleyip onlara bağlı kalabilirdim. Ama bu tamamen sizin de tercihinize kalmış. Bence rengarenk de çok güzel oldu. Zaten bitince tüm sayfaları size göstereceğim. Siz de beğendiniz mi? Ya da başka nasıl boyayabilirdik bunları? Eğer bir fikriniz varsa onları aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Benim bir sonraki sayfam, video fikirlerine ayırdığım sayfam. Bu sayfayı genelde ne kadar sade tuttuğumu biliyorsunuz. Eğer bullet journal yani planlayıcı videolarımı izliyorsanız. Bu sayfada deniz bitkilerine yer vermeye karar verdim. Böyle aşağıya birkaç farklı çeşit deniz bitkisi çizdim. Ve bunları da yine renklendirdim. Sayfayı da yine mavi kalemimle bir çerçeve çizdim. Böyle her ay bir figürüm oluyor ve boş gördüğüm yere o figürü yapıştırıyorum. Bu ayki figürümde bu küçük balık silüetleri oldu, siyah. Böyle gözüme boş gelen yere hemen o balık figürlerini yapıştırıp birkaç tane de böyle hava kabarcığı çizdim ve o sayfanın dolu görünmesini sağladım. Gerçekten benim için kurtarıcı oldular. Dediğim gibi her ay böyle birkaç tane figür buluyorum. Bir sonraki sayfama sosyal medyalarımı yönetmek için kullandığım sayfa benim. Yani bunu ne için kullanıyorum? İşte o ay kaç tane post girmişim, düzenli post girmiş miyim, takipçi sayım ne alemde, artmış mı, azalmış mı? Bu tarzda şeyleri takip ettiğim sayfam. Bunları da yine şişe ve içinde mesajlar şeklinde yapmak istedim. Bence çok çok tatlı oldu. Benim favori sayfalarımdan bir tanesi oldu bu. Şişeleri yatay değil de dikey de yapabilirsiniz. Böyle sayfanın altına tamamen dalga yapıp üzerinde böyle birkaç tane dik bir şekilde duran şişe de yapabilirsiniz. Yani işte bunlar hep sizin yaratıcılığınıza kalmış. Fikir vermesi benden, onu modifiye etmesi, kendinize göre uyarlaması tabii ki sizden. Ama bu sayfayı böyle olabildiğince sade yapmaya çalıştım. 3 tane şişe ve renklerde kahveyle mavi oldu sadece. Çok fazla burada renklendirmedim. Bir sonraki sayfa harcamalarıma ayırdığım sayfa. Genelde malzeme almak için işte harcadığım paraları buraya yazıyorum. Bütçemi takip etmek için ya da işte hangi malzemelere ihtiyacım varsa onları buraya yazıyorum. İşte ne kadar tutuyor. Yani ne kadar para harcadığımı görmeme yarayan bir sayfa açıkçası ve ben seviyorum bu sayfayı. Ama dediğim gibi yani sizin böyle bir sayfaya ihtiyacınız yoksa, ben buna hep söylüyorum, bunu tabii ki başka bir şeyle değiştirebilirsiniz. İşte atıyorum harcamalar değil de okunacak kitaplar, izlenecek diziler, izlenecek filmler gibi bir sayfa da yapabilirsiniz kendinize. Ya da Haziran favorileri gibi bir sayfa hazırlayabilirsiniz. Ben burada yine video fikirlerinde yaptığım gibi deniz bitkilerinden faydalandım. Evet, artık planlayıcımızın son sayfasına geldik. Bu da haftalık planlayıcı. Böyle yatay kutular hazırladım. 6 tane hazırladım toplamda. Hafta sonu için bir kutu hazırladım. Cumartesi ve pazar günü için bir kutu benim için yeterli olacaktı. Ve kutuların arkasında kalan kısımları balık, ilk sayfada çizdiğim balık figürleriyle süsledim. Bence çok çok güzel oldu. Özellikle renklendirdikten sonra daha da güzel oldu. Yine elime renkli kalemlerimi aldım ve böyle her balığın farklı bir noktasını farklı renklere boyayarak çok güzel renkli bir sayfa elde ettim. Bundan toplamda her ay 4 tane yapıyoruz. Yani o haftada aslında kaç hafta varsa ona göre yapıyoruz. Bu ilk hafta için geçerli olan sayfamız. Diğer sayfaları da bunun aynısını yapabilirsiniz ya da tamamen farklı şeyler de yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi bizim ilk hafta için kullanacağımız sayfamız. Ve yine gözüme boş gelen yerlere hava kabarcıklarını yaparak hem birazcık daha böyle su altı etkisi yarattım hem de boşlukları doldurdum. Evet, Haziran ayımız hazır. Gördüğünüz gibi renklenince çok daha güzel oldu. Böyle bazı sayfaların renkli, bazı sayfaların biraz daha sade olması benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Mutlaka aşağıya yorum bırakın ve Temmuz ayının temasına şimdiden konuşmaya başlayabiliriz sizlerle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.